Hepinize günaydın arkadaşlar. Aşağı yukarı 35-40 günlük bir süreden sonra bugün Cancun'dan Uruguay'a, Montevideo'ya doğru uçuşa geçiyorum. Ailemin yanına döneceğim. Bakalım, şimdi yola çıkma vakti geldi. Oteldeki her şeyimi toparladım. Bu arada da size ufak ufak kaldığım oteli göstermek istedim. Burası güzel tasarlanmış bir yer. Hem otel hem hostel vaziyetinde. Ben de hostel odalarından birinde kaldım. 2 gece olduğu için gayet de keyifli. Hani verdiğiniz paraya değecek bir yer. Şurada geride bir barı var. Burası genel oturma alanı. Böyle normal otel odalarına geçiliyor. Bu taraftaki bina ise hostel odaları. Hostele burası için 2 günlük 30 dolar verdim. Fiyat da çok makuldü. Odalar da gayet güzel ve tertemizdi. Hadi bakalım, şimdi ufak ufak yola çıkalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Müthiş bir mücadeleden sonra valizimi vermeyi başardım. Uruguay'a girmek birçok prosedür gerektiriyor. PCR testini, ıvırı zıvırı, işte oranın vatandaşı mısın değil misin, her şeyini sorduktan sonra ancak geçiş veriyorlar. Onları da hallettim. Şimdi check-in'den içeriye gireceğim. Size de bu arada Cancun Havaalanı'nı göstermek istedim. Cancun Havaalanı bu şekilde. Bu ikinci terminal. Bunun haricinde birkaç tane daha terminal var. Zannedersem toplam 5 tane. Fakat benim çalıştığım firma Copa Airlines. O buradan kalkıyor ve devam ediyor. Hadi bakalım, şimdi şu gümrük işini de halledeyim. Öbür tarafa geçeyim. Orada tekrar devam. Arkadaşlar, şimdi şeyde geçtim. Sağlık kontrolü, gümrük kontrolü filan derken aşağı yukarı uçağa doğru yaklaşıyorum. Biraz sonra kapıya geleceğim. Bu arada size buradakileri de göstereyim. Hiç bitmeyen Meksika figürleri. Çok güzel seramikler yapmışlar. Bu tarzını görmemiştim şeyde, gittiğim yerlerde. Hoşuma gitti. Size de göstermek istedim bunları da. Tabii şu anda bunlar alınacak gibi değil. Muhakkak içeride bulunur. Havaalanı fiyatları felakettir çünkü. Meksika'nın müthiş salsaları. Bu sosları elimden geldiğince denedim. Hani Meksika sosları çok acı falan filan diyorlar. Evet, çok acı olan 2 tane var ama genelde Meksika'da yemekler o kadar acı değil. Soslar o kadar acı değil. Veya bana öyle gelmedi, bilmiyorum. Ben rahatlıkla yemeği başardım. Hadi bakalım, şimdi bir de kapımıza doğru gidelim. Oradan da inşallah uçağımıza binip rahat rahat Uruguay'a doğru, ilk önce Panama Havaalanı'na gideceğim. Panama Havaalanı'ndan da Montevideo'ya geçeceğim. Panama Havaalanı çok büyük bir havaalanı. Geçen sefer kapıları değiştirdiler filan. Kameraya alma ihtimalim olmadı koşturmakta. Bu sefer olursa Panama'dan da size havaalanını göstermeye çalışacağım. Cancun Havaalanı da büyük ama gerçekten Panama'nınki dehşet bir şey. Bir ucundan bir ucuna 2-2,5 kilometre yürüyorsunuz resmen havaalanında. Burası da Cancun Havaalanı'ndaki yeme içme bölümü. Hey.
Çok sürümlü. 200'ü olsun 11 dolar. 11 dolar için çok pahalı. Vanilyalar. İşte Meksika'daki acı soslardan birisi bu arkadaşlar. Habanero. Bu da kırmızısı. Yani bu biberlerin yeşil ve kırmızısı haricinde bir de beyazı varmış. Meksika'da yetişen ve en acı olan biber oymuş. Onu daha göremedim, sosunu da göremedim. Hani şu kırmızısını, şeyini yiyorsunuz, yeşilini yiyorsunuz. Hani acı ama çok çok rahatsız etmiyor. Bir de Meksika acısının farklı bir yanı var. Yedikten sonra çok kısa zaman içinde ilk öyle bir acı çarpıyor. Ondan sonra normale dönüyor. Böyle çok fazla bizdeki biberler gibi ağızda ve gırtlakta kalmıyor. Kapıma kadar geldim. Şu anda daha boarding başlamamış. Herhalde 5-10 dakika içinde o da başlar. Ufak ufak uçağıma geçerim. Arkadaşlar şimdi şeye biniyorum. Panama uçağına biniyorum. Bu arada benden önce, daha doğrusu bizim yolcu girişinden önce oldukça fazla geri gönderilen oldu. Aşağı yukarı 20 kişi kadar tekrar uçağa bindirilip gözetim altında Panama'ya geri gönderildi. Yani olay tamamen bize ait bir şey değil. Şu anda uçaktayım. Ufak ufak havalanmak için her türlü operasyon yapılmış vaziyette. Hazırlıklar tamam. Son bir iki kişi var zannedersem, onlar da gelecek. Ondan sonra havalanacağız. Bir sonraki gelişe kadar elveda Cancun. Arkamızda iki uçak bekliyor. Biz sıraya girdik. Önümüzden de üç tane uçak kalktı. Daha da geliyor. Elveda Meksika.
yeniden buluşana kadar uzaklarda kalıyor artık. Ama az kaldı, birkaç ay sonra tekrar buradayım. Size biraz da yukarıdan Panama görüntüsü. Şu anda Panama City'nin yukarılarında gidiyoruz. Biraz sonra inişe geçeceğiz. Şimdi Panama havaalanındayım. İkinci uçuşumu kontrol edeceğim. Zaten çok bir vaktim yokmuş yine. İlk uçuşumuz biraz röterli oldu. Çünkü Meksiko'dan aşağı yukarı 17-18 tane deport işlemli insan getirdiler. Uçağa bindirdiler bizden önce. Hal öyle olunca kalkışımız da biraz farklılaştı. O yüzden burada da çok fazla vaktimiz kalmıyor. Hemen uçaktan indim, ikinci boarding'e gidiyorum. Copa Airlines gibi yine bir güzellik yapmış bize. Boarding pass. Öbür tarafta 230 numara gözükürken buraya geldim, şimdi 114 gözüküyor. Geçen sefer de aynı şeyi yapmıştı. Copa ile yolculuk yaparsanız muhakkak indiğinizden sonra bakın şeylere. Hangi uçuşla devam edeceğinize. Bütün kapıları değiştirebiliyorlar. Bitiriyoruz. Bundan sonra Bereli'ni monte video. Gereksiz kağıt, ıvır zıvır işlemlerinden sonra gümrükten geçip Montevideo havaalanının içine girmeyi başardım. Şimdi uçak yorgunluğunu atabilmek için ufak bir kahve molası. Ondan sonra da size burayı da gezdireceğim. Gerçi Montevideo'daki havaalanımız oldukça ufacık. Aşağı yukarı 3 katlı bir yer burası. Bir katında yemek var, bir katında departures yani ayrılanlar var. Bir katında da geliş var. Bu kadar ufacık bir yer. Zaten hani 3,5 milyon nüfuslu bir ülkenin de çok fazla büyük bir uluslararası havaalanına ihtiyacı yok. Tabii iki ayrı yarı kürede seyahat etmenin bir sıkıntılı yanı var. Olduğu gibi hava şartlarıyla karşılaşıyorsunuz. Hava Cancun'da 32-33 dereceyken bir anda Uruguay'a gelince 13 dereceye gelmiş oldum. Yapacak bir şey yok tabi. Bu tarafta henüz kış, daha ilkbahar yeni başlıyor. Bizim bahçemizde de ilkbahar yeni ağaçlarımızı hareketlendirmeye başlamış. İşte şimdi eve doğru gitmek için bekliyorum. Bu arada da size buraları göstermek istedim. Montevideo havaalanından görüntüler. Online check-in yapmak için desklerimiz var burada. Bu
ufak ülkemizin ufak hava alanı. Zaten yetiyor da artıyor bile bize. Ve saatler sonra sonunda evimdeyim. Mutluyum, çok keyifliyim. Aşkımla beraber. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz, sonra biraz dinleneceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize uzaklardan sevgiler.